Evet, şimdi annemle kırmızı biber dolması yapıyoruz. Malzemeler: maydanoz, kırmızı biber, domates, kuru soğan, biber salçası. Domates salçası da çıkardım ben ama. Ve pirinç ve şöyle Gaziantep biber salçası. Evet, ne yapıyoruz? Ve bir tencere ve tabii ki de sıvı yağ. Biz ayçiçek yağı kullanıyoruz. Değil mi canım? Biraz zeytinyağı da koyuyorum. Ve zeytinyağı. Şimdi ne yapıyoruz? Patateslerin kabuklarını soyacağız. Soğanın kabuklarını soyacağız. Pirinci ıslatıyor musun? Hayır, yıkıyorum sadece. Yıkayacağız. Her biber için bir yemek kaşığı pirinç ki artmasın içimiz. Biliyor muydun bunu? Göz kararı mı yapıyorsun? Arttırıyor muydun peki? Her biber için bir yemek kaşığı pirinç koyarsam artmıyor. Şurayı da açalım. Evet, artmıyor. Sürpriz dedi annem. Göster bakayım neymiş o. Şöyle bir kabak var. Şöyle kabaklar. Evet. Kabak da yapacağız. Evet, hadi başla bakalım. Bana bir çöp poşeti ver önce. Tamam. Sen kameraya bak. Bakayım. Bir şeyler böyle. Şimdi önce pirinci ayarlayayım. Merhaba diyelim. Merhaba. Önce pirinci ayarlayayım. Kaç tane biber var saydın mı? 11. 1. Sen yine göz kararı yapacaksan yap hadi. Uğraştırmayayım seni. 4. He? Sen bildiğin gibi yap, 5. sen de tarifini ver. 6. Ben 7. Şimdi şöyle alayım. 8. 9. 10. 11. 2, 4. Altta da kabak var. 11. 17. 20 kaşık koy sen düz hesap. Kaç olmuştu? 11 oldu. Altı. Al. Güzelken kullan. Dökülmesin. Onu nasıl yapıyoruz? Buradan tutuyorsun ya. Ben beceremedim. Sen yap. Böyle. Böyle pirinç süzme ve yıkama fırçam, gördüğünüz gibi. Böyle yıkıyorum, böyle tutuyorum, süzüyorum. Buraya tutturuyor, bu Japonya'dan. Bu yıkanmadık değil mi? Evet canım, her şeyi baştan yapıyoruz. Şuradan şunları bıçak alayım. Önce bir harcı ayarlayalım. Ben de patateslerin kabuklarını soyayım. Muhteşem bir soyacak bu. O kadar güzel soyuyor ki. Çok Bir güzel. yemek kaşığı kadar da salçayı koyuyorum. Yemek kaşığı mı? Bir yemek kaşığı biber salçası koyuyor. Şimdi biber salçasıyla pirinci karıştırıyor. Ben de patates soyuyorum. Kırmızı da, yani bu biber salçası da dolmanın içi kırmızı oluyor ya, ona bayılıyorum. Domates Nane, kekik koymuyorsun. koymuyorum, sadece karabiber koyuyorum. Bakalım nasıl olacak? Biraz bir tat şeker kaşığı da, çay kaşığı da pardon. Bir çay kaşığı da toz şeker koyuyorum. Şimdi soğanları yapayım ben. Soğan bir tane yeter mi? İki tane mi yapayım? İki tane koyalım. Güzel, soğanlı güzel oluyor. Soğanlı güzel oluyormuş. İki tane soğan koyalım. Annem şimdi deliriyor orada. Bekliyor ya. Bekarım. Maydanozları da orada istersen. Nerede? Burada maydanozları yıkadım. Karbonatlı suda beklettim 7 dakika. Sonra duruladım. Sonra süzmeye aldım. Evet. Şimdi ben şu soğanları bir yıkayayım. Şurasını da alayım. Evet, şimdi. Anneciğim burada küçük bıçakların. Bana sorsana. Bıçaklayayım. Hayır, küçükler burada, büyükler orada. Şimdi ben şu el rondomda soğanları çekeceğim. Ben bunları da yani nasılsa çekiyorum da senin. Tamam, çekelim o zaman. Sen sıkılıyorsun diye ben doğru dedim. Çekelim istiyorsan. İşte doğramaya çalışıyorum. Tamam. Evet. Çektim bir kısmını. Şimdi ilave ediyorum. Kıyma olmadığı için soğan da güzel oluyor. Soğan tat veriyor. Şimdi diğer kalanını yapayım. Soğan acımış. Ne diyorlar anne, soğan acı olduğunda? Dikerken
Diken. Pırtlamış. Pırtlamış. Hep öyle derler. Soğan acı oldu mu? Diken gaz çıkarmış. Niye acaba öyle diyorlar? Bilmiyorum ki. Denenmiş demek. Evet. Ama ne kadar büyük rahatlık değil mi? Her şeye çok bir de bir şey olsa müşteri yaparken kabağı rendeleyen böyle cırcırtlı hani makineler hariç. Ha cırcırtlı. Ha. Evet. El rendeleri var böyle trend yolda. Ama yine yo el rendesi elektriksiz. Çünkü çok şey yorumları karışık. Bazı kişiler çok kolay olduğunu söylüyor. Kıyma makinesine benzeyen bir rende. Bazıları da çok çirkin olduğunu söylüyorlar. Alıp tecrübe etmek lazım. Ama benim rendeye ihtiyacım yok. O yüzden öyle bir tecrübe edemeyeceğim. Şunda iki tane de domates rendeliği var. Aman ne demişim. Doğruyum. Cırtlayı ver. Kabuklarını almıyorum. Ben almıyorum. Sen? Ben de. Ben kabuklu seviyorum domatesi. İki tane az olmaz mı? Yok salça koyduk ya. Ha, hani böyle yerken. Yok yok güzel olur. Ha, bu annemin tarifiyle olacak. Bakalım. Gözüm döndü. Evet. Bunu çok çekmiyorum böyle iyi mi? İyi. Birazdan. Tamam. Dök. Evet. Aa şu olmuş. İki tane de domates. Yani küçük boy domates. Rendeledik. Şimdi ben yani şunlara devam edeyim. Tuzunu, karabiberini, şekerini koyalım. Şöyle vereyim sen ilave ettiğin kadar. Çay kaşığı. Tarife göre mi? Kendime kendine göre, göre yap canım. Ben göz karar tuzu da koyup kafada tuzu sevmiyorum. Çok az tuz ekledi. Karabiber. Kekik, nane, bir daha soruyorum. Koymuyorum. Bir çay kaşığı da şeker koyuyorum. Toz şeker. Toz şeker. Evet, bir. Senin kaşık biraz şey. Küçük, evet. Benim kaşığım göstereyim. Annem almıştı. Emoji kaşık. Bakar mısınız? Şöyle görebiliyor musunuz? Çok tatlı. Şimdi. Şunu atalım. Şunları. Yağlardan koyuyorum. Evet, zeytinyağı ekliyor. Şöyle. Birazcık. Biraz da ayçiçek yağı. Bir kaşık vereyim karıştırman için. Al bakalım. Ve karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Şimdi patatesleri soymaya devam edeyim. Annem de biberleri ayıklar, kabakları oyar ve sonra da parçaları birleştiririz. Bu arada sizin çocuklar hiç havlamıyor mu diyenler sesleri duyuyorsunuz. Havlıyorlar. Çünkü bir arkadaşları geçiyor. Onların da selamlaşma şekli. Fox, fındık. Evet, ben patateslerimi soymaya devam edeyim diyeceğim de. Şey nereye gitti anne? Ha, çöpün içinde. Soyacağım karabiberi. Ney 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 ney. Bunlar çok güzel. Birçok Türkiye'den aldık, Ikea'dan aldık, Carrefour'dan aldık, internetten aldım. Hiçbiri şunlar gibi kesmiyor. Bunları annem ve Sergül getiriyorlar Japonya'dan. O kadar güzel ki değil mi? Bunlar evet. Kadar iyi kesen yok yani. Ve çok rahat yani bakmadan bile kesebiliyorsunuz. Diğerleriyle ben zorlanıyorum. Zaten kullanmıyorum. Denemek için aldık. Çünkü bizim 3 taneydi. İkisi artık miadını doldurdu bunların. Kesmemeye başlayınca. Bir tek buna kaldık. Böyle. Hadi dedik. Şey yapalım. Türkiye'den de alalım. Ama güzel değiller değil. Patatesleri de bir yıkayacağım. Şuradan ben böyle hemen toplamayı çok seviyorum. Evet. Yani bir yandan da toplayınca pek iş kalmıyor geriye. O zaman keyifli oluyor ama toplamayınca iş kalınca ben çok üzülüyorum. Evet. Kabakları da şöyle yapıyorum Seray. Bunları şöyle şimdi şu şeyleri olacak. Şöyle şu oyacak çıkartayım mı? Normal bir çay kaşığı çıkar. Çay kaşığı. Çünkü çok fazla oymuyorum.
Kabak size kalsın diye. Şöyle. Şimdi kabakların üst kapağını aldı annem, yani sap kısmını. Bunun içine böyle çay kaşığıyla normal oyuyor. Oyacak yani beraber şu şekilde. Çok çok değil. Derin yaparsak şey kabak çatlayabiliyor. Tamam. Kabakları görünce canım ne istedi? Ne istedi çocuğum? Kabaklı, hani normal sakız kabaklı dolma ama böyle tavuk kıymalı yapıyorum ya ben onu, evet, tavuğu alıp çok çektim. Güzel oluyor. Ay nasıl canım çekti. Pazara gittiğimizde alayım da. Taze taze. Aynen. Hatta şuraya koysam daha iyi olacak. O kadar lezzetli oluyor ki size anlatamam o kabak dolması. Uf, hani şu patatesler yıkanacak. Şimdi nasıl ışık vuruyor mu hala? Vuruyor. Şu şeyi söndür. Ondan değil ki, o buradan yapıyor bak. Heh, bak böyle daha iyi değil mi? Kesin diyorum ya. Yani. Çok kötü o ya. Ama böyle de karanlık burası işte. Hello! Karanlık! Şu çöpü alalım. Karanlıklar içinde. Öyle bir şarkı var değil mi? Yandım efendim. O arada sakızlı Türk kahvem. Evet. Onu içiyorum. Şu. Ama bu Kocatepe. Ben Hisar'ınkini alıp bunun içine döktüm. Ne yapıyoruz? Dolma tencere. Buyurun. Dibine sıvı yağ döküyor muyuz? Hayır. Tamam. Üstüne koyuyorum. Dur bir dakika. Taşın. Ay karabiber taşı. Uş. Şunları şöyle alayım. Bana da elimle dolduracağım. Kaşıkla dolduracağım. Ama buna böyle giriyor. Evet. Aa benim uzun kaşığım var. Ben onu doldurayım. Bakın benim gümüş bir, aslında bu mama kaşığı. Halamın hediyesi. Belki ortaokula, ilkokula giderken mi hediye etti bunu? Bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şu kaşık bir tane Sergül'e, bir tane bana. Gülşah var. Değil mi? Evet, Gülşah hediye etti. Gümüş kaşık bu. Şöyle mama kaşığı. Ama ben bunu böyle dolmalarda kullanıyorum. Çok da keyifli oluyor. Görün diye öyle geçtim. Işık. Ben de elimle doldurmayı seviyorum. Ben elle dolduramıyorum. Bir çok fazla doldurmuyoruz. Şişme evet. Çünkü... Aynen. Böyle böyle. Çok tıkanırsa da bu kaşık uzun. Burasıyla böyle böyle yapıyorum. Ya. Teknoloji. Yani. Anne ben bir tane yapana kadar 5 tane doldurmuş. Şöyle. Yapınca dibine gidiyor. Evet. Sakin ol şampiyon. Sakinim. Anne. Fırt fırt. Valla öyle öğrendik biz anneannemden, annemden. Kaşıkla öğrenmedik, onu çapalım. Ne kadar su koyacaksın üstüne? Göz kararı değil mi? Şey, üstünü geçecek kadar mı? Üstüne geçecek kadar. Et suyu falan? Hayır, koymuyorum çünkü sebzeli bu. Benim biliyorsun öyle yapıp hemen yiyiveriyorum. Şey alayım, küçük patatesler kesilip biberlere patates koyacağız. Şapka yapacağız. Evet. Bir de ben üstüne de koyuyorum. Evet, çok lezzetli oluyor o. Hep fazla şey, yağı, tuzu varsa onu alıyor. Hı hı. Hem de dolmanın yanında garnitür gibi oluyor. Hı hı. Ben size biraz tezgah göstereyim. Biberlerimiz annem elleriyle dolduruyor. Elle doldurmak mı? Bilmiyorum. Öyle biliyorum. Lezzeti, tadı orada. Annemi yakalamışken, belki şey pişerken, ama yok bugün yapamayız onu ya. Tadım videosu. Anne sana bak, hemen söylüyorum. Ne içireceğim biliyor musun? Çünkü söylüyorum. Kolajen, portakalını, ananas ve form sindirim sistemini destekleyen limon ve salatalık aromalı yeşil çaylı içecek. Ne babası şimdi? Evet. Limon, salatalık aromalı yeşil çaylı içecek. Yeşil limonlar be. Portakallarınız. Kolajen içireceğim. Ay. Ama tatacağız bunları. Daha sayıyorum bak. Daha mango mı var? Pepsi. Beyaz Red Bull. Hindistan
cevizli, açay çiçekli. Bunlar da mı onlar? Ahududulu, Pepsi ve turunçgil aromalı gazoz. Bence bu hepsini bir günde tatmıyorum. Neden? Midemizi tatacağız. Mide her şeyinde. Tatacağız. Ama bugün değil, onu bir gün ayarlayayım. Annem çok değişik tatlara açıktır. Çok sever. Çok. Bayılır. Bunların da hatta içerken bayılacağını düşünüyorum. Bence de. Bunlar böyle mi olacak? Evet, yerleştireceğim sonra. Küçük tencereye de kabakları koyalım. Çünkü tencere küçük. Küçük derken kaç tane tencere var? Ama şey var. Ben şey anlamda hani böyle... Şu olur mu? Heh, olur. Şuna da kabakları koyacağız. Ayıracağız. Kabaklarımız hazır. Birazcık üzerine zeytinyağı gezdireceğim. Suyunu da koydu annem. Ve tabii ki de kapak kapatacağım. Kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Şimdi annem bu biber dolmalarının şapkalarını yapıyor. Patatesten böyle gördüğünüz gibi. Böyle koyuyor. Çok hızlı geçti. Ben size şöyle göstereyim. Şapkaları, biber dolmalarını çiziyor annem. Şeyine göre. Biberin açıklığına göre. Evet, biberin açıklığına göre patatesleri koyuyor. Şapkaları olmuş oluyor. Evet, biberlerimiz de hazır. Hepsinin şapkaları takıldı. Annem şimdi patates böyle üzerine doğruyor. Yanlarına, üzerine. Şey, onlar çok lezzetli oluyor. Boşlukları yalnız doldurmuş oluyor. Hem de boşlukları doldurmuş oluyor gördüğünüz gibi. Ve o patatesler lokum gibi oluyor. Lokum lokum. Biz çok seviyoruz bu şekilde. Evet. İç harcını koydum tabağın içine, suyu koyup üstünden döküyorum. Kalan malzeme de boş eklemiş oluyor. Evet. Suyunu ekliyor bu şekilde. Evet, bu kadar. Suyu da biberlerin izası kadar. Kapağını, dolma taşı koyacağım buna. Evet, dolma taşını koydum. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Evet, yemekler ocakta. Şuraları toparlayalım ve birer çay içelim. O zamana da pişer, afiyetle yeriz. Gülşah geldi gitti. Şimdi yoğurt istedim. Biz bu dolmalarla süzme yoğurt yemeyi çok seviyoruz, değil mi? Taze yoğurttan ziyade kırmızı biber dolmasıyla süzme yoğurt ve bir şey daha yapıyoruz. Kırmızı biber dolmasına limon sıkıyoruz. Ve aynı midye gibi oluyor. Midye dolma gibi oluyor. Çok lezzetli oluyor. Midye, çok seviyoruz. Şekil olarak bir süzme yoğurt demiyoruz. Kese yoğurdu evet, diyoruz. Evet, kese yoğurdu. Aynen. Kese yoğurduyla ve limon sıkıyoruz dolmaya. Ama çok lezzetli oluyor. Elimize sağlık. Ellerimize sağlık. Şimdi şuralar toplandı. Ben bunları bulaşık makineme atayım. Biz de çaya gidelim içeri. Evet. Dış çayımız. Bunları hemen toplayalım. Hiç tezgahta bir şey kalmadı. Misler gibi. Bir tek şunlar var. Makineye girecek. Sonra görüşürüz. Evet. Şimdi yemekler kaynadı. Altlarını kıstık. Dolmalar kaynadı. Şimdi çocukların yemek saati. Fox, fındık ve Kobe mutaminlerini tabii ki de damlatıyorum. Bu mutamin bu deri ve tüy sağlığı için çok faydalı bir ürün. 5 sıkım yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Mamalarıyla birlikte veriyorum. Gayet de güzel yiyorlar. Ve bekliyorlar zaten şu anda. Balık yağı olduğu için çiğ somon yağı. Şöyle göstereyim. Ve Kobe ile başlıyoruz. Al kızım, afiyet olsun. Hepsinin ölçüleri ayrı. Kendilerine göre ölçüleri var. Ama balık yağı aynı. Ve oğlum gel. Otur bakalım. Otur. Aferin. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ye oğlum. Afiyet olsun. Evet. Onlar yemeğini yerken dolmaları göstereyim size. Şöyle. Kaynamak üzere. Kabak kaynadı. Altını kıstık. Şimdi birer çayı hak ettik. Kızım bitirmişsin, afiyet olsun hayatım. Afiyet olsun balım, bir tanem. Annemin karşısına oturayım. Orada anneannem oturuyor genelde. Minder var. Yükselterek oturduğu için
Bir şey ister misin çayın yanına diyeceğim ama hani verebilirim. Dolma mı yiyeceğim? Evet. Ne haber? İyi. Hadi bize. Annem perdeyi de açtı. İkindi çayı olsun. Evet. Yorganın çayı. Evet. Bir bugün, yemek pişmesini beklerken. Bugün bayağı bir iş yaptık. Aa, evet. Bahçedeydik. Evet doğru. Bahçe işi, yemek. Çok güzeldi. Güzel geçti. Evet. Ne mutlu bana. Evet. Evlatlarla güzel günler geçiyor. Öyle mi? Ay. Gözlerim sulandı. Kızıma komşu oldum. Misafir oldum. Güzel değil mi? Güzel, çok güzel. Allah sağlık, huzur versin. Amin. Hadi bakalım. Hepimizin. Çayımızı içelim. Afiyet olsun. Hadi sen ağlama. Ağlama. Gözüme bir şey kaçtı dermişim. Evet, bu biraz altını açtık. Son kaynatma. Uuu, kabaklar oldu. Kabaklarımız hazır. Suyunu çekti. Biber kapatayım mı? Ne yapayım? Biraz daha mı? Şey alayım ben kapatayım. Biraz daha. Biraz daha. Birazdan biber dolmamız da hazır. Kabaklar. Böyle. Uf. Elimize, kolumuza sağlık. Çayımızı da içtik. Ay artık acıktık. Biraz da demlenecek tabii. Hemen böyle ben sevmiyorum sıcak. Sevmiyorum sıcak sıcak. Biraz böyle demlenince soğuk seviyorum. Sen de mi öyle? Ben de soğuk. Ben hatta bu dolma yarına kalırsa da evet, daha çok seviyorum. Evet. Bu soğuk soğuk. Çok güzel oluyor o zaman. Biraz da acıklı bir şey. Ama bugün yiyeceğiz işte. Çünkü çok acıktım. Evet. Evet, pul biber. Yoğurt, limon. Sen limon sıkıyor musun? Ben yoğurt da sevmiyorum, limon da sevmiyorum. Pul biberle seviyorum. Sağ, pul biber. Ben hepsi karışık. Yoğurt sevmiyorum ben. Niye? Yoğurt seni çok seviyor ama. Yediğim zaman hemen uyuyorum. Evet, annem ayran içtiğinde ya da yoğurt yediğinde hemen uyuyor. Uyuyorum, uyuyor, uyutuyor beni. Onun için sevmiyorum. Evet, bir de annemin en güzel huyu bence. Neresi sence? Neresi olursa olsun fark etmez. Ay bak, uyuyacağım. Uykusu geldi mi? Böyle daha yastığa koyarken uyumaya başlıyor. Bakın. Yastık gördüm uyuyor. Evet. Yani her ay ben uyuyorum. Uykum geliyor ya mesela. Hazırlanıyorum. İşte elimi yüzümü yıkıyorum falan filan. Neyse yatağa yattım. Sağa dön, sola dön. Huzursuz değilim, mutsuz değilim. Ama biraz hani kafama yastığa koyduğum gibi uyuyanlardan değilim. Annem böyle daha götürürken uy gitti. Yolculukta da öyle bir evet şal örterim, bir atarım. Ben de yer şey yapmam hani illa yatak olsun, ne bileyim yastık olsun, yorgan olsun, koltukta, yerde, otobüste, arabada, bankta, hani uyumak istediğim her yerde uyuyabiliyorum. Ama biraz zaman alır. Hani böyle daha böyle yastığa ya da işte kafamı koyacağım çantadan bile yastık yapmışlığımız var havaalanında evet. Yani. Hiç önemli değil. Ama ben bir tık her yerde uyuyorum, hemen uyuyorum. Hemen uyuyabiliyorsun. Ben her yerde uyuyabilirim ama zaman alıyor. Birazcık böyle zaman alır. Öyle işte. Bu da bir detay, niye verdiysek. Yemekle uyku, yoğurttan çıktık, ondan oldu. Evet. Yemekten sonra uyku. Hadi uyku değilim. Hadi bakalım. Bize. Evet, biber dolmasının da kapağını, ama şey altını kapattık mı? Yok, bir saniye daha. Bir. Bu arada baktım 40 dakikada pişmiş kısık ateşte. 40, hatta 40'ı geçti şu anda. Şimdi fırında gibi olsun. Fırında diye çektiriyor, hafif yaktırıyormuş. Güzel mantık. Yani kokusu olsun diye fırımız gibi, yanık kokusu. Fırın yanığı tersi. Kapatıyorum. Bak. Kapat artık. Evet, biber dolmamız da bitti. Bugün annemle çok güzel işler yaptık. Şimdi demlensinler. Demlensinler, kapaklarını kapattık. Bugünlük bu kadar. Evet. Bahçe işlerini hallettik. Kaktüslerimizi aktardık. Yine benim daha saksı almam. Gidelim saksı alalım. Büyük büyük saksılar. Tamam. Biraz şimdi annemle bugün karar verdik. Önümüzdeki günlerde gezeceğiz. Gezme değil. Annem gezmeyi var. Ama şey, köylere gidelim. Hayır. Aa, o da var doğru ama onu bugün karar vermedik. Hafta içi gidelim dedin ya bir gün. He. Köylere gideceğiz, dağlara vuracağız kendimize, ot bakacağız, çiçek bakacağız kaldıysa. Aslında tam bu lalelerin olduğu zamanlarda gitmeyi çok istemiştik ama çok soğuk, yağmur, kar bile yağmıştı. Dedik yani gidip hasta olacağımıza evimizde oturalım, gitmeyelim. Dağlara atacağız kendimizi.
termosa çayımızı alırız, kısırımızı yaparız, daha da gül yaparız. Yemeksiz olmaz, ben öyle gitmem. Ben çaysız gidemem. Ben de yiyecek bir şeyler orada kemirmem lazım bir şeyleri. Yoksa ben acıkınca ne oluyorum? Bilmiyorum. Açlık başına vuruyor. Açken ben değilim. Evet. Ondan sonra bugün annemle karar verdik. Ağda yapacağız ve... Bugün annemle karar verdik. Arka bahçeyi beraber toplayacağız. Ondan sonra işte yeşillikler diyorum. Kaktüslerim için bir şeyler yapacağız. Onlara. Yaz bahçesi yapacağız. Evet evet, artık yaza hazırlamaktan ziyade pandemi dönemindeyiz biliyorsunuz artık. Pandemi dönemindeyiz artık. Yani korunmamız gerekiyor. Artık çok evet, çok yakınlarımızda. Ve Söke de aldı başını gidiyor. Kırmızı oldu. Bu açılmadan sonra herkes bir açıldı saçıldı. Daha dikkat etmek gerekiyor. Bir arkadaşım da bugün olmuş, hastanedeymiş. Çok üzüldüm. Herhalde ağır geçiriyor. Yine solunum zorluğu çekiyorum diye yazmış. Evet. Bu yüzden hani çok çok daha dikkat etmek gerekiyor. Mesela birisi de tanıdığımız biri de açık havada enfekte olmuş. Piknikte hem de. Aile piknikte. Açık havada. Anneanne, yenge, dayılarla olan bir piknikte. Herkes yani. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden de hani bahçeye bu sene daha bir önem vermek istiyorum. Çünkü zamanımız orada geçecek. O yüzden o kaktüsleri güzelleştirelim. Ne bileyim, çiçekler koyalım. Yaz çiçekler alalım. Döşeme yaptıracağım artık. Yaptırmayı düşünüyoruz. İşte oturma grubuna, salıncağa falan. Orayı bir güzelleştirelim. Elden geçirelim. Gel böyle anneciğim. Evet, buraya kadar izlediyseniz... Ne yapıyorsun? Abone olmayı. Evet, buraya kadar izlediyseniz Gülşah olsaydı söylerdi şimdi bak. Çok teşekkürler canım. Biraz güzel. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Başka videolarda buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler canım. Bir dakika, bir gün. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Başka videolarda buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Mutlulukla kalın. Kendinizi koruyun. Kapı çalıyor. Hoşça kalın.